Merhabalar, bugün sizlere kereviz yemeği yapacağım. Bunun için bütün malzemelerimi hazırladım, doğradım. Şimdi tenceremin altını açtım. İçerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. 1 adet yemeklik doğradığım soğanımı aldım tencereme. Pembeleşene kadar bu şekilde kavuracağım. Bu kavrulurken ben malzemelerimi sayayım. Bu şekilde bir tane patatesim vardı, büyüktü patatesim. Küp küp doğradım. Bir tane havucum vardı, bunu da doğradım. Kerevizim de bir tane büyüktü. Limonlu suyun içerisinde bekletiyorum. Bir tane limon sıktım suyun içerisine. Kararmaması için bunu yapıyoruz. Şimdi soğanım kavrulsun. Portakal sıktım bir tane. Suyunu kullanacağım. Bir yemek kaşığı unum var. Limonum var, yumurtam. Terbiyeli yapacağım ben bu yemeği. O yüzden yoğurdum, yumurtam hepsini sırayla koyacağım. Şimdi soğanım kavrulsun 1-2 dakika. Evet, soğanlarım yeterince kavruldu. Bu şekilde. Şimdi havuçlarımı ilave edeceğim. Birkaç dakikada havuçlarımı kavuracağım. Bu arada kerevizimin suyunu süzeceğim. Bu şekilde birkaç dakika daha havuçlarım kavrulsun. Ben kerevizin suyunu süzene kadar. Evet, şimdi kerevizlerimin suyunu süzdüm. Şimdi kerevizlerimi ilave ediyorum. Patatesimi ilave ettim. Şöyle bir karıştırıyorum. Kerevizin isterseniz yaprağını da doğrayıp kullanabilirsiniz. Ama biz içerisinde sevmediğimiz için ben koymadım. Bir tutam koyabilirsiniz isterseniz. Evet, birkaç dakikada bu şekilde kavruldu. Şimdi portakal suyumu ilave ediyorum. Sıcak suyumu ilave ediyorum. Biraz piştikten sonra sıcak suyum hazır duracak. Eğer suyunu kıvamını beğenmezsen biraz daha ilave edeceğim. Tuzunu ilave ediyorum. Ben 2 çay kaşığı atıyorum ama tadına bakarak atabilirsiniz. Birazcık da karabiber atıyorum. Biraz da limon sıkıyorum. Şimdi yemeğimi pişmeye bırakıyorum. Bütün malzemeler yumuşayana kadar pişecek bu şekilde. Suyunu kontrol edeceğim. Biz yemeğimiz pişerken terbiyesini hazırlayalım. 2 yemek kaşığı yoğurt koydum bir kaseye. Bir tane yumurta kırıyorum içerisine. Bir adet yumurtayı kırdım. Bir yemek kaşığı un koyuyorum. Şimdi bunu iyice çırpıyorum. Evet, yemeğimi ara ara kontrol ederek pişirdim. Şimdi bir su bardağı daha su ilave edeceğim. Suyun birazını buna ilave edeceğim. Bir terbiye yapmıştık. Kaynak su bu. Sıcak. O yüzden şuraya biraz döküyorum. Bu karışımımı ılıtıyorum. Yani isterseniz yemekten de alabilirsiniz sıcak suyu. Bu şekilde yemeğin içerisine koyacaktım. Buraya boşalttım. Şimdi yavaş yavaş karıştırarak karışımımı döküyorum. Bu arada ben yumurtanın beyazını da ilave ettim. Yani tüm bir yumurta kırdım. İsterseniz o şekilde yapıp, isterseniz sadece sarısını da ilave edebilirsiniz. Böyle karıştırarak azar azar ilave ettim. Kalan suyumu da ilave ediyorum. Birkaç dakikada bu şekilde pişecek. Bir 5 dakika kadar pişiririm. Daha sonra altını kapatacağım.
Evet, yemeğin bu şekilde kıvamı böyle koyuluğu. Artık pişti. Altını kapatıyorum. Servis tabağına alacağım. Evet, yemeğimi servis tabağına aldım. Son hali bu şekilde. İnşallah siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.